Esmer tenli, iyi kalpli genç kız hafız olmuş, yaptığı her işi Allah rızası için yapıyor, hayatını ona göre şekillendiriyordu. Güzel ahlaklı, iyi bir genç kız olmasına rağmen teninin renginden dolayı kimse onunla evlenmek istemiyordu. Ancak o hiçbir zaman üzülmeyerek ve halinden şikayet etmeyerek daima Allah'a şükrediyordu. Çocukları çok seviyor, onlara karşı büyük bir şefkat besliyordu. 35 yaşına gelmesine rağmen hala evlenememişti. Bir gün komşusu ziyaretine gelerek onunla evlenmek isteyen müteahhit, daha önce evlenmiş ve 4 çocuğu olan biri olduğunu, ancak bu evlilikten pek bir şey beklememesini, sadece çocuklarına bakması için bu evliliği istediğini söyledi. Kadın çocuk özlemiyle bu teklifi kabul ederek kağıt üzerinde evlendi. Evliliklerinin üzerinden bir yıl geçti. Kadın adamın çocuklarına kendi çocukları gibi sahip çıktı. Onlara hafızlık yaptırıyor ve İslam'ı öğretiyordu. Çocuklar ona çok alışmış ve sevmişlerdi. O yıl eşinin işleri daha da açılmış, zengin olmuştu. Adam eşini de sevmeye başlamıştı. Birkaç yıl sonra eşi vefat edince kadın çok üzüldü. Eşi ona milyonluk gayrimenkul bırakmıştı. Çocukları da bu mirasa karşı çıkmamış, anneleri onları güzel terbiye ettiği için aksine çok mutlu olmuşlardı. Kadın bir gün avukat bürosuna gitti. Güzel sekreter kadını görünce korkarak ondan uzak durmaya çalıştı. Kadın sekreterin yüzündeki korkuyu görünce gülümseyerek başından geçenleri ona anlattı. Ve şöyle devam etti sözlerine. "Buraya geldim çünkü eşim bana milyonluk gayrimenkul miras bıraktı. Ancak ben onları evlatlarıma devretmek istiyorum. İşte evraklar," dedi. Sekreter tek kalemde bu kadar mirası iade eden kadına çok şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Sekreter başlangıçtaki tavrından çok utandı. Yüz çevirdiği bu kadın ayet ve hadislerle konuşuyordu. Ona karşı derin bir sevgi duymuştu kalbinde. Ve şöyle dedi kadına, "Evlerden birini sen alsan anneciğim, ileride ne olacağını bilemezsin." Ancak kadın, "Yo, hayır. Bana evlatlarımın sevgisi yeter. Allah'ım onca yıl sonra bu evlatları bana bağışladı. Başka bir şey istemem," dedi. Sekreter oturduğu yerden kalkarak kadını kucakladı. Ondan özür dileyerek gözleri yaşlı, "Anladım ki güzellik yüzde değil kalpteymiş," dedi. Kadın tüm mirası eşinin çocuklarına devrettikten sonra çocukları kadının sevgisi, iyiliğine karşılık ona daha değerli, daha fazlasını verdiler. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون